Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Yine size istek bir model göstereceğim arkadaşlar. Instagram üzeri gelen bir model. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın, çıtı pıtı, hoş ve zarif bir model. Şöyle ara suyu ve ara suyunun böyle zemini üzerine 4 tane dal yapıp bu papatya yapraklarının arasına girerek hazırlanmış bir model. Şöyle arkadaşlar, bu çiçeği bu dal değil de farklı bir dal üzerine yapmıştım daha önce. Fakat arkadaş bu şekilde istediği için hem de benim de hoşuma gitti arkadaşlar. Bu şekilde sizler için hazırladım. Bakın, yeşil yazma üzerine kendi tülbentin renginden hoş böyle papatyalar oldu. Kolay da yapılışı var. Şöyle bir de beyaz zemin üzerinde de göstereyim arkadaşlar. Modelimiz bu. Şöyle. Gördüğünüz gibi yapılışı kolay. Fıstık yapamayanlar için de hoş bir çift sıra papatya, iki renkli papatya modeli oldu. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını da tarif edelim arkadaşlar. Evet, şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, yeni bir tığlama yaptım. Tülbentimin kenarına üçer zincirle yaptım. İpi çok güzel böyle esnetip incecik yapıtınca zürafa gibi üçer zincirler. Şöyle size gösterirken kolay oluyor arkadaşlar. İki zincir de tülbentin telinden alma falan oluyor. Şu tülbent çekiliyor. O yüzden bu şekilde incecik olduğu için üçer zincirden hazırladım sizler için. Zürafalar gibi dursun diye tığ. Evet, şimdi ara suyunun yapımıyla başlayız. Bakın, ilk başlar gibi başlıyorum. Tığ battının içine sık iğne ile sabitledikten sonra iki tane zincir. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. Bakın, trabzanımın arasına şöyle 2 tane de zincir çektim. Ve tığ battıya girip sabitledim. Bakın, bu şekilde ara suyunu 5 veya 6 koyacağım. Siz ne kadar isterseniz. Direkt şimdi bir tane gösterdim. Sonunda da gösteririm arkadaşlar bu ara suyunun yapılışını. Şimdi direkt yuvayı yapmaya başlayalım. Bakın, hemen boş olan tığ battıya girip şöyle 2 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 2 zincir, bir defa doladım. 2 ve 2. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen boş olan trabzanın tepe noktasına buraya sabitliyorum. Hemen dönüyorum düz tarafına. Şimdi buraya 4 tane yuva yapacağız. Bakın, 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzanı oluşturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Evet, 5, 6 çekelim arkadaşlar. Biraz sanki öbürünü yaparken küçük gibi geldi. 6 zinciri çektim. Yine 4 zincir çekiyorum. Evet, dalımızı oluşturduk. Tüm dalları bu 9 zincirin içerisine yapacağız. 4 zincir, 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip 1, 2, 2 ve 2. Bakın, trabzanı hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 4 zincir. Kapattım.
1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Hemen. 1, 2, 2, 2, 6 tane zincir. Ve trabzanın arasına kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapı araya girip sabit diyorum. 3 oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. 4 zincir. 2 defa doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve 2. Şöyle 6 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Arkadaşlar dalların daha uzun olmasını isteyenler dal boyutunu 3 defa dalayarak 2, 2, 2 alabilir. Nasıl isterse. Şöyle ben bu şekilde tasarladım. Zevki size ait. Bakın sık iğne ile girdim ya. Çünkü başta da sık iğne ile girdim. Şu 2 zincirimi sabitleyip o şekilde göstereyim. Bir tane çekmişiz. Yanına bir tane daha çekip yandaki boş tığ battıya girdim. 1, 2. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 zincir. Kapattım. 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bakın arası ne kadar isterseniz arkadaşlar. Böyle 2 tane yeterli sanırım. Bir tane de başta gösterdik. Gerisini ben yaparım. Şimdi biz şöyle bir yapmış olduğumuz dallarımıza bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu dalları şöyle elimizle ortalayıp düzeltip şimdi bu papatyalarını yapalım dallarımıza. Evet, çimenini bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle ilk dalımızın yuvasından girip sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 zincir. İlkini 4 çekiyorum. Şöyle 2 defa tığı doladım. Bu 6 zincirli yuvanın içerisine girip 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle yuvanın içerisine giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 2, 2 ve 2. Bakın 5 tane bu şekilde trabzanı yaptıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum ve yuvanın içerisine sabitliyorum. Papatya yaprağını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 2 zinciri de şöyle geçiş köprüsü olarak kullanıyorum. Diğer yuvaya 2 zincirle geçişimi yaptım. Şimdi 2, 3, 4 zincir. Çünkü çıkışı şöyle güzel duruyor. Anca yetiyor arkadaşlar. 3 zincirle ilk başlama 4 zinciri aynı gibi duruyor yani. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Şimdi 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. Tüm trabzanlar aynı boyutta. Şöyle çekiyorum. 2, 2 ve 2. 4 oldu. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. 5 tane olunca hemen 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu 3 zincirimi yeşil yuvaya kapatıp papatyamı tamamlıyorum. Hemen 2 zincirimi çekip yandaki dala geçiyorum. Evet, sık iğne ile sabitledik. 3 ve 4. 2 defa tığı doladım.
2 2 ve 2. 2 defa tığıyı doladım. 2 2 ve 2 3. 2 defa tığıyı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığıyı doladım. Yuvanın içine girip 2 2 ve 2. 1 2 ve 3 zincir. Evet, papatya yaprağı hazır. Şimdi ben 2 zincirle yine karşıya geçiyorum. Oraya da bir tane daha papatya yaprağı yapıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4. 2 defa tığıyı doladım. 2, 2, 3. 2 defa tığıyı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 3, 2, 2 ve 2. 4, 2 2 ve 2 1 2 3 zincir. Altıncı trabzanımız 3 zincirde. Sonra da bir zincir çekiyorum. Evet. Şimdi papatyamızın ikinci rengini yapınca daha da şöyle kalıp gibi duracak. Evet arkadaşlar, bakın direkt hemen bu yeşil yuvadan giriyorum. Tutturma yok arkadaşlar yana. Çünkü bu gerdirme işlemi, toplanma işlemi olduğu için bu şekilde direkt başlıyorum. Tutturma işlemini denedim de hiç hoş durmuyor arkadaşlar. Böyle sallantılı daha güzel duruyor. 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 5 ve 6. 2 defa tığıyı doladım. Hemen trabzana girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığıyı doladım. Bakın 3 seferde alıyorum. Son ikinci papatyayı bu şekilde yapıyoruz. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Hemen yandaki boşluktan giriyorum arkadaşlar. Tepe noktasına değil, ara boşluktan. Böyle hoş bir duruşu oluyor. İki defa tığıyı doladım. Şöyle. Işık yansımasından. Biraz da kendi gözlerimiz de iyi görmüyor arkadaşlar. Hem ışık hem gözler derken şöyle aralık kısmından girip 2 2 ve 2. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. Buradaki 2 zincir bırakmıştık ya geçiş olarak, oradan kapatıyorum. Şöyle bakın. Trabzanımızın yaprağını oluşturduk. Şöyle şu ilki 7 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çift renkli papatyalar. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 defa tığıyı doladım. Hemen trabzanımın ara kısmından şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığıyı doladım. 2 ve 2. 2 defa tığıyı doladım. Hemen şöyle 2 2 defa tığıyı doladım. 2 2 ve 2. 2 defa tığıyı doladım. 2 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
Şimdi 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6. İki defa tığımızı doladık. Hemen trabzanın ara kısmından girip 2, 2 ve 2. İki defa tığı doladım. Hemen trabzanın ara kısmından girip 2, 2 ve 2. İki defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. İki defa tığı dolayıp hemen trabzanın ara kısmından şöyle giriyorum. İki defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerini de yapalım. 2 defa tığı doladım. Hemen trabzanı aralayıp 2, 2 ve 2. Şöyle. 2, 2 ve 2. 2, 2 ve 2. 2, 2, 2, 2 ve 2. 6 tane zincir. Evet, tamamladık. Bakın arkadaşlar. Şöyle düzeltip hemen şöyle ipimi de yakıp geleyim. Evet, şöyle arkadaşlar bakın. Papatyalarımızı hazırladık. İki renkli papatyalarımızı. Çok hoş oldu arkadaşlar. Bu tülbente de çok yakıştı. Yaparsanız bir şekilde yağ yeşili tülbente, yağ yeşili iple çok hoş ve zarif bir böyle papatyalarınız olmuş olur arkadaşlar. Bazen ben böyle kameradan güzelliğini yansıtamıyorum ama çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Dallarını dediğim gibi daha uzun yapabilirsiniz veya 3 sefer dalıp daha küçük yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Şöyle teker teker göstereyim. Bakın çok güzel oluyor yapılışı bu şekilde. Hoş ve zarif bir model hazırladım sizler için. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destekleriniz oluyorsunuz arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.